Merhabalar efendim, Ekopolitik Gündem programımıza hoş geldiniz. Bugün başta iki ülke arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin imzalanan Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü olmak üzere ülke gündemini tartışacağız. Konuklarım Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı ve Lefkoşa Toplumcu Demokrasi Partisi İlçe Başkanı Doğa Yalçındı. Doğa Bey biraz önce rahatsız olduğu gerekçesiyle katılamayacağını ifade etti. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Ama başka birini de partiden yollayabilirlerdi. Evet, söyleyecek bir şeyim yok. Bu, biz söz hakkı veririz. Onlar bunu kullanma haklarına sahiptir. Evet, önemli, hoş geldiniz Özüm Bey. Hoş bulduk. En önemli konu ekonomik ve mali işbirliği protokolü Türkiye'yle imzalanan. Ve onun protokolünde biraz geç de olsa bir gün eylem planı da açıklandı bugün. 19 maddelik eylem planı da gördük. Bu eylem planıyla birlikte protokol ne anlama geliyor? Nasıl yorumlanmalıdır? Öncelikle onunla tartışacağız. Programa birazdan da aynı zamanda Mali Müşavir Göksel Saydam'a da kısa bir bağlantı yapacağız. Kendisi protokol hakkında nasıl bir değerlendirme yapacak diye düşüncelerini alacağız. Evet Tözüm Bey, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk hocam. Evet. Şimdi günün daha önceki konusu kapanmalar, açılmalarıydı. Pandemi ile ilgili sonuçlarıydı. Şimdi ekonomik paket. Şimdi de ekonomik paket. Ama ondan önce küçük bir parantez inan. Aşılama konusunda evet. Sayın Pilli döneminde artık ayyuka çıkmış bir aşılama rezaletine tanık olduk. Ne ekonomik öncelikler, ne şeyler, plan, uyulmayan planlar, sırası olan meslek gruplarının kendi arkasız akrabaları, genaplaları, plades hocaların bile olduğu, böyle her kesim kendini öncelikle yaparak bir sıra kondu. Şimdi Sayın Bakan Yunan Üstel, pazartesi dijital ortama geçileceğini ve yeni aşı planı açıklayacağını söyledi. Şimdi anlamadım, yani dijital ortamda internet mi yapacak aşıları? Yani programı dijital ekosanla bir program açıkladın, uymadın ona. Ve şimdi çok büyük umutlarla gitti Sayın Başbakan. Biz de öyle geldik. Bir de ekonomi örgütler gitti geldi. Öyle pembe tablo cızdı ki anlayamadım. Sordum, bekle ne için bu kadar pembe tablo cızdınız? Yani maddi kaynak mı getirdiniz yoksa aşı için gittiydiniz siz öncelikle aşılamanın çare olduğunu? Sayın Başbakan da aşı için müjde verecek dedi. 20 bin aşı geldiğini dedi. Zaten 10 bin aşı boşluydunuz ikinci doz için. Şu anda 5 bin kişi aşılayabilirsiniz toplumda. Yani 300 bin toplumda 50 bin kişi aşılayabildiniz. Şu anda 5 bin de aşılayacaksınız. Yani o da fos çıktı. Yani aşı programını pazartesi açıklayacağım. Yani dünyada bir iş var dedim. Yani dijital ortamda değil açıklayacağım. Zaten aşı programını sanal ortamda ilgili şeylerde internet sayfalarında görüyorduk. Şimdi neyi açıklayacaksın dijital ortamda? Dijital ortamda aşı mı başladı da biz bilemiyoruz. Dijital ortamda aşı mı yaparlar? Onu bir anladığınızı söyleyin bana. Devam edelim protokoldan. Evet. Şimdi tabii ki ben iyi yayınlar dilerim sevgili hocam. Bu sağlık konusu tabii ki öncelik ama şimdi tabii ki sağlık yürürken ekonomi politikalarının da ortaya konması gerekir. Bizim zaten lokomotif sektörlerimiz belli. Eğitim, turizm ve inşaat sektörü. Şimdi farkındaysanız bu sağlık konusunda geçmiş dönemde, Ali Pilli döneminde çok tartışmalar yaşandı. Artık böyle son dönemlerde dünyanın en iyi bakanı ilan edildi. Ondan sonra görevden alındı. Evet. Bu bir soru işareti. Ben başarılıydı, başarılı değildi. Evet. Kamuoyuna bırakırım onu. Ancak İlk Akadece'nin dünyanın en iyi bakanı. Bir de kabinede tekleşmeyen bakanıydı. Evet. Şimdi tabloya baktığımız zaman bu dijitali ben anlamadım. Sizin dediğiniz gibi. Yani dijitalde zaten siz kamuoyuna anlatıyorsunuz bunu zaten. Belli yaş grupları 60 yaş ve üzeri diyorsunuz. Yani bunun dijitali ne olabilir diye düşünürüm ben sevgili hocam. Benim şahsi durumumu söyleyecek olursak 16 bin öğrenci gelecek buraya. 16 bin öğrenci bizim lokomotif sektörümüz olacak değil mi? Evet. Ekonomik yönden üretim tüketim konusunda. Şimdi bu kesimle ilgili aşılama var mı yok mu? Evet. Ben beklerdim Sayın Bakan, şimdiki Sayın Bakan dijitalden
ziyade desin ki üniversitelerde görev yapan idareci, öğretim görevlileri ve gelen öğrenciler aşılansın. Onlar yok planda. Gene bir dijital, evet, Göksel Saydam Ali Müşavir telefonumuzda. Göksel Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Okan kardeşim, hoş bulduk. Biz de Göksel Bey, size mali protokolü soracağım ama öncelikle geçen gün Sayın Ünal Üstel Sağlık Bakanı dijital ortamda aşı planı açıklayacak dedi. Biz de anlamadık, dijital ortamda aşı mı yapacaklar? İnternette aşı mı icat etti? Amerika'dan, Japonya'dan, Çin'den önce biz dijital ortamda aşı mı yapacak? Anlamadım zaten. Aşı programı açıklıyorsunuz, uymuyorsunuz. Evet. Bir dediğinizi diğerinize tutmaz. Dünyada belki aşıya torpil karıştıran ülkelerden birisi. Bu dijital ortamdaki aşıyı da anlamış değilim. O konuda siz ne anladıysanız lütfen onu da bize söyleyin. Buyurun efendim. Vallahi ben şunu söyleyeyim sana. Bizim bu siyasilerimiz artık kullandıkları kelimelerin içeriğini veya ne olduğunu ya bilmeden kullanırlar yahut da öyle bir eksantrik kelime kullanırlar ki halk sesine eğip bir şey, dijital şimdi modadır. Onu söyleyeyim, ben duyunca bu dediğinizi bilirsiniz zaman zaman, bakın da bir gençliğin bu pandemiyi yürüttüğünü, bazı amaçlar olduğunu, DNA'lara girmek istediğini ve 5G ile de ilişkilendirirler. Acaba onlardan mı kaldı aklılarında da dijital program ne altında? Olmaz öyle bir şey. Bir programı daha açıklayamadılar. Türkiye açıkladı, Rum tarafı açıkladı, bütün ülkeler, bizimkiler sil baştan geldi. Onun için değineceğiz ama inanmayacağız. Evet. Protokolla ilgili kısaca ne dersiniz Göksel Bey? Kısacası ben protokola bir göz geçirdim ve geçmiş yılların protokolünü hatırladım. Onlar biraz daha anlaşılabilir idi. Şimdiki ise tamamen muallaktadır. Örneğin 2019 protokolünde bizim KKTC olarak ödevlerimizden kaçta kaçını yaptık. Hadi 2020'de pandemi geldi de her şey aksadı. 2019 protokolü Temmuz ayında imzalandıydı. Onun kaçta kaçı geldi. Gelelim şeye, sen de bilirsin, birlikte de çalıştık. Var mı bu protokolün içinde kayıt dışı ekonomiyle mücadele? Yok. Bir de geçen yıl protokola yazıp da olmayanları bu yıl baştan yazıyorlar mesela. Evet. Yani aynı şeyi bu yıl baştan koyuyorlar. Hayır, sorry. Geçen yıl bir şey olmayanları unutuyorlar. Bu yıl bambaşka bir şey koyuyorlar. Mesela evet. Siz vergici olarak Göksel Bey, dikkatimi çeken bir şey. Evet. Ya şey, bir artık kamu çalışanı günah keçisi oldu. Yani her şeyde, bugün pandemide dünya şeyine baktığınızda ekonomi daralıyor, ekonominin kana ihtiyacı var. Dünya hibe yardımlar, herkese para dağıtıyorlar. Amerika gibi şimdi kamu maaşlarını törpüleme mantığını düşünüyor. Bir de her krizde günah keçisi gazinolar ve bedobistleri. Şimdi evet, vergileri evet artıracak diyor. Ben sormak istiyorum size, yani ne kadar ödemesi gerekir ki ödemiyor da artırılacak? Öncelikle sizin sisteminizin hak ettikleri ve ödemediğine dair önceki bir tespit yapmanız lazım. Şimdi her krizde günah keçisi gazinolar, ofisler, zaten bir de seçimin finansmanında da bunlar aynı zamanda şey, başları belada. Bunu çok dikkatimi çekti. Yani nereden çıkıyor bu vergiler artırılacak? Yani bir günah keçisi yani, gazinocular, bir de günah keçisi kamu çalışanları. Aynen. Birinciyi söyleyeyim. Bir kere başka hiçbir ülke dünyada kamu çalışanlarından bir kesinti yahut emeklilerden düşünmedi. Kaynak düşündü, ya başka ülkelerden buldu ya devlet olarak borçlandı ve bunu halka veriyor. Kardeşim benim Amerika'da elektronik mühendisidir. Abi diyor, en kutunu biliyorlar ve bize bankadan bir notis gelir. Bu 3 ay için size $2,400 hesabınıza yatırdık. Ha, bunu nereden bilirler? Vergi
İ dosyalarına bakarlar. Ciroya bakarlar ve derler ki bize ne beyan edildi? Güzel günlerde atıyorum 100. Biz şimdi bütçede 80'ini yahut 75'ini ödeyelim. Yani bir kriter alıyorlar ve piyasaya ve esnafa, sanatkara, hatta şirketlere şey bombalıyorlar. Para. Gelelim diğer konu şeye. Bu gazinolar günah keçisi. Siz bilir misiniz ki bu gazinoların bir var imtiyaz ücreti. Bunu iki taksitle alırlar euro bazında. Daha da mühimi bir de minimum vergi de oynattıkları masa başına ve makine başına fix alıyorlar. Euro olarak veya dolar olarak. İster kazan, ister kazanma. Yani orada biliyor ki senin 50 tane slot maşinin var. Diyorsa ki her ay bana bundan $250 vereceğim başına bunun. Bozuktu, çalışmazdı hiç. Bunlar hep minimum ve sabit saptanmıştır bunlar. Dolayısıyla böyle zarar marar anlamazlar. Zarar yoktur şeyde, betovizlerde. Ki olması lazımdır, yatırım yaparlar. Yani bildiğimiz accounting principle'ların dışında bunlara makine ve masalara göre şey alırlar, vergi alırlar. Bir de sene sonunda diyor ki eğer yaptığın kar bu bir yılda ödediğin vergiden daha yüksek vergi doğuracaksa aradaki farkı da bana vereceksin. Yani Göksel Bey, bu protokoller, Göksel Bey, bu protokoller zaten uygulanmıyor. Gerçekten vergiler artırılacağı mı işidir yoksa protokole yazarak gözdağı vermektir amaç? Aynen öyledir. Yani bir nevi şeydir, gösteriştir. Yani burada bir şey var ama bu protokol gerçekten çok hafif uygulanamayacak. Bak farkında mısın? Okan kardeş, hiç yapılacak parasal yardım rakamlarında ne muhalefet, ne basın, ne bizler durmuyoruz. 3,5 milyarmış, 5 milyarmış yok. Bizim burada uygulanabilirliğine bakarız ve muallaklara. Örneğin, isterseniz dünyanın en mükemmel vergi yasalarını, bilmem finans yasalarını yapın. Eğer bu ülkedeki tam görevlileri düzenlenmezse hiçbir faydası yoktur. Bugün tam görevlileri birkaç kelimeyle getirilir. Ve benim dikkatimi nerede çekti? Mart ayında bu düzenleme yapılacak diyor. Şeyde, eklerde. Bugün 5'indeyiz Mart'ın. Daha bu protokoller iki parlamento tarafından da onaylanmadı. Da yayınlansın, da yürürlüğe girsin. Evet, bir de süreci onu geçmesi lazım. Peki Göksel Bey, son kez sorayım da sizi. Şimdi bu profesyonel ve ciddi bir modern devlet anlayışında olsa denir ki sanki de gazinoculara gözdağı vermek yerine biz buradaki bet, kumar ve sanal beti Malta örneğinde olduğu gibi legalize edip evet, üç çeşit vergi koyacak ve Malta'da olduğu gibi ekonominin en önemli üçüncü sektör haline getirecek de bir iddianın bir vizyonu var. Buradaki evet, bir vizyondan öte bir tövbe altına koymak ve başka bir şey. Yani akıl almaz şekilde, yani ben burada her şeyde oldum. Her yıl yapılan protokollerin daha camca profesyonellikten dışarı hasmane ve hissi yapıldığı kanaatine varıyorum. Zaten 8 aylık iktidar döneminde neyi yapacaksın Allah aşkına, onu da sorarım. Aynen böyle. Kaldı ki bir örneği de Malta'dan gayrı burada güneyde var. Yaptılar. Ve oraya o kumarhaneye osu yaptılar. Central, ben bir okudum zamanında onların şeyini. Merkezi vergi idaresi yaptılar şeyin içine. Operasyon yapılan yere, yani anında izlesin, rakam alsın ve şey, yani bir plan proje yok. Yalnız ben bunu anladım, özetle bitireyim. O da şudur.
bir kavga ettireceğim memuruna esnafı, bir kavga ettireceğim turizmine bilmem acenteleri, bir kavga ettireceğim kumarhanelerle diğer şeyleri. Bunlar birbirine çatışmadır ve bize hiçbir zaman fayda getirmez. Bu şey, protokol, her türlü bilimsel içerikten ve açıklamalardan tamamen uzaklaşmıştır. Bir de biz keçi can derdinde, kasap kuyruk derdinde, nereden çıktı bu Cumhurbaşkanlığı binası yahu? Evet, tek derdimiz o. Ha? Bu bir ekonomik planlamada, bir protokolda yer ayrılacak, ayrılması gerekir mi buna? Ve şimdi, ben biraz ilgilendim, bu 14 milyonu nasıl hesapladılar? Ve bir iki arkadaş var dedi, yok. Bu sadece araştırma, projelendirme ve bilmem ne yapmadı. Binanın maliyeti değil mi? İtibarımız için, Göksel Bey, devletimizin itibarı için. İtibar. Yani İtibar, kedi başka şeylerle elde edilir. Yani kedi deliği sığmaz. Kuyruğuna maşa babaladığa döndü bu iş. Rahmetlik babam derdi ki bir tanı deliği sığmaz, kuyruğuna kapak bağlar. Neyse, teşekkür ederim Göksel Bey, sağ olasın. Hadi iyi yayınlar. Selamlar. Sağ olasın. Evet, şimdi buyurun. Şimdi sevgili hocam, benim gözlemlediğim bu protokolün içerisinde bir geçiş protokolü diye düşünürüm ben bunu. Neden bir geçiş protokolü? Az önce sen de vurguladın. Yıl sonu, zaten bu hükümetin ömrü yıl sonuna kadardır yapılan açıklamalarda zaten. Erken seçim Eylül ayında olacaksa eğer, bu protokolün zaten o güne kadar yaşama geçmesi de çok mümkün değildi. Hangi mevzuat, hangi meclisten geçecek, hangi şeyden? Hocam, kamu görevlileri yasasından bahsediyor burada. Kamu görevlileri yasası 2 senedir, evet, meclis, yıllardır, yıllar 2 senedir meclis alt komitesinde durur. Şimdi bu protokol çok fazla tartışmaların olmaması için hazırlanmış bir protokol diye görüyorum ben. Ama burada belli noktalara, geliri nereden alacağı hususunda belli noktalara dokunmaya çalıştılar. Farkındaysanız. Mesela burada vergilendirme ile ilgili olarak eksik vergilendirilen bet ofisi ve kazinolara değindiler burada. Tamam mı? Bu insanlar gerçekten ödüyor bu parayı. Senin talep ettiğin kadar 650 bin dolar ödüyorsa senede. Ama şimdi biz bunu bir standarda getirmemiz lazımdır. Ama şey demedi, bak siz dediniz, geçen haftalarda ben de çok yazdım ve şu anda yarım milyarı aşkın devletin kesinleşmiş alacağı var. Ve vergi borcu var. Bir de seyri sefer gibi alacağı var. Sen bunu devlet otoritesi koyup gerekirse haciz yoluna gidip bankadaki mevduatına bile koyabilirsin. Sen bunları toplamazken bunu koymadın. Sizin çok bahsettiğiniz 150 milyona aşkın batık bankalardan alacaklar. Bunların üstüne gitmezsiniz. Evet. Göksel Bey'in dediği bir kaçak gayet dışı ekonominin peşine gitmezsiniz. Servet vergisi bugün İngiltere'de, Arjantin'de uygulanmaya başladı. Servet vergisine karışmazsınız. Tek derdiniz gazinolar ve betler. Evet. Şimdi bu burada tabii ki birçok çelişki var da öncelikle sormak istediğim. Şu anda bir pandemi yangını var değil mi? Evet hocam. Ve yangınlarda devamlı şey asarık, yangınlar kurtarılacak diye. Şimdi bu protokolün ruhuna baktığında pandeminin ruhuyla bir alakası var mıdır? Yok. Yani A ve B öğretmen uygulaması ne alakası var günümüzde? Yani nedir bunlar bir daha? Yani ben ona da geleceğim ama nedir? Uygulaması ya. Bir de siz bize bir şey gönderdin makale. Üst kademe yöneticileri diyor kriterleri yükseltilecek. Günümüz ihtiyaçları doğrultusunda güncelleme yapılacak. Ya siz dün Türkiye ile protokol imzalıyorsunuz. Bir planlama, vizyon koyacaksınız. Dün UBP'nin içi bağımsız milletvekillerin baskısıyla devlet planlama örgütünde hiç çalışmamış birinin müsteşar olmasıyla kaynadı. Bu vizyonunla sen neyin kriterini artıracaksın ya? Yani bu çelişkiler senin yani bu eylem planlarının samimiyetini ve uygulanmasını ve hepsi de muallak. Yani şey yok. Şimdi buyurun. Sevgili hocam tabii kriterleri ki. Yükseldi. Neyi yükseldi anlamadım. Siz de bürokrat yaptınız. Neyin kriterini yükseldeceksin?
Şimdi sevgili hocam mesela iş yasasından bahsedilir burada ve Nisan sonundan bahsediyor burada. Bizim zaten Mart'ın 5'i 6'sı bunu mecliste zaten sen tartışmaya açacaksın. Evet, kaç komitere günde... gideceksin. Komitede azınlık olduğun için bağımsızları da ikna etmek için iltimaslar, rüşvetler vereceksin bir nevi ve sen yasa geçireceksin. İşte nasıl ve bunu... seçime giderken toplumun tepkisini alacak bazı şeyleri de geçireceksin. İnanacak bunu da Ekim'de seçime gideceksin sen. Hocam mümkün değildir yani. Bunun içerisinde eğitimle ilgili o dediğin noktalardan mada, ekonomiyle ilgili, ekonominin gelişmesi, kalkınmasıyla ilgili olarak da çok bir madde yoktur farkındaysanız. Sadece sanayi bölgelerini güçlendirelim dedi. Altyapılardır, bilmem nelerdi. Tamam, sanayi bölgeleri zaten güçlenmiştir. Ve isim de yazıyorlar burada. Sanayi bölgeleriyle ilgili olarak belli bölgelerdeki sanayileri, yani bunlar seçim yatırımı demektir. Hocam söyleyeyim ben size. Yani şu an bugünün sorunuyla ne alakası var işte? Yani şu anda sanayi bölgesinde her dağıttın ettin yaptın. Tamam hocam. Sanayi bölgesinde filan altyapının yapılması ya da sanayi bölgesi mesela yol şu anda ben gittiğimde yollar tarlada giderdik şeyde. Depoşu sen düzeldi mi? Asfalt yok değil mi? Şimdi bunlar yapılmak yerine nedir kastedilir anlamış değilim. Şimdi sevgili hocam kapanan sanayi yine ilgili olarak yeni sanayi bölgesi açmak çok mu akılcıdır bu ortamda? Sanayici kapatıyor zaten farkındaysanız. Sen onları mamur. Küçük esnaf ve orta esnaf zaten 5000 kişinin kapattığını ilgili bakan geçmiş dönemde Sucuoğlu bunu çıktı açıkladı. Kamuoyuna açıkladı bunu. Şimdi şu ortamda kapatmak üzere olan binlerce küçük ölçekli ben ve... daha şey değilim. Şu andaki hükümete yeni giren ve dışarıda da gayri resmi koalisyon kurduğun 3 tane bazı milletvekillerin talepleri doğrultusunda onların da esneklik vermek için dağıtabilecekleri arsa yaratıyorsun organize sanayi bölgesinde. Yani budur mesele. Yani bugünün sorunlarıyla ne alakası var? Mevcut organize sanayi bölgelerinin altyapısını, onların oradaki iş adamlarının sorunlarını çözmek yerine yeni organize sanayi ihtiyacımız var. Tabii benim murat ettiğim sevgili hocam bir defa sağlıkta tamam hastane yapımına zaten ona kimse bir şey demiyor. Hastane yapımıyla ilgili, ekonomiyle ilgili de biz var olan işletmeleri nasıl kalkındırabileceğiz? Var olan işletmeleri borcundan borç, siz bunu sürekli olarak vurguluyorsunuz, ekonomistsiniz. Dünyada var mı borcu borcundan ödeme diye bir sistem sevgili hocam? Ben duymadım, görmedim de bu yaşın sahibiyim. Biz bunları nasıl güçlendirebiliriz? Ekonomi Bakanlığı, benim şahsi düşüncem yine belli sektörleri birleştirmeye gitsinler. Diğer ülkelerde olduğu gibi evlendirsinler kelimesini kullanacağım burada. Ortaklıklar kursunlar. Tabii, o şekilde bir teşvik politikası Avrupa Birliği'nde küçük işletmelerin birleşmesi için ayrı teşvik var. Küçükler için ayrı teşvik var. Evet. Bu teşvikler de... Yani öyle bir şey yok burada. Yoktur. Ya kümeleme mesela... Kümeleme güden, kümeleme içerisinde, sanayide kümeleme stratejisini benimseyenlere ayrı teşvik vereceğim. Belli şeylerde olanlara ayrı teşvik vereceğim. İnovasyonda yeni ürün üretilene ayrı teşvik vereceğim. Yani öyle bir hocam, şey yok. Mesela, bundan bir şey nasıl çıkacak? İngiltere ne yaptı hocam farkındaysanız? Dedi ki aylık cirosu belli bir rakama kadar olan kesimlere... Hibe veriyor kendisine. Ödediği vergi kadar. Hibe bizde maalesef yapılmadı sevgili hocam. Ve bir tartışma daha açılması lazımdır. Bu hibelerin nereye gitti? Bir daha unutmadan sözünüzü söyledim. Bir mutlarımız geçen haftadan şey yaptı. Şimdi oydu arayan galiba. Lefkoşa'da yardımları, paket istiyorlar ya. Hiçbirinin bir şey verdiği yok. Sadece Halil Falyalı'nın dağıttığı şeyleri alıp da mütebettilik yapıp da iş yaptığını sayanlar var. Bu yardımlarda bir problem. Yani hayır, muhtar olarak Çalışma Bakanlığı'na müracaat etsin. Yaptılar. Sadece elimizde bir şey yok. Halil Falyalı'nın verdiği paketleri alıp veriyorlar. İşgüzarlık yapıp. Bu da bir sorun. Yani onu da yapamıyoruz. Hocam tabii ki yani şimdi bu paket konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu 50 sene içerisinde bir pakete muhtaç olacak duruma ben düşürmedim. Ne de sen düşürdün kesinlikle. Sevgili hocam. Yani yazıktır, günahtır bu insanlarımıza. 45 bin kişi işsiz şu anda sevgili hocam. Ve bu doğrudan gelir desteklerinin yeniden değerlendirilmesi lazımdır hocam.
verilen teşvikler vardır. Yeniden değerlendirilmesi lazımdır bunların. Kurumlar vergisiyle ilgili olarak hiçbir şey göremedim ben buralarda. Kurumlar vergisi. Kesinlikle vergi reformu mesela. Vergi reformunun içinde var mı? Yok, servet vergisi yok. Tamam, gayet dışı ekonomi yok. Tamam, ben neden alacağım bu parayı? Ücret olarak bedovistleri, kasinolardan. Her dönem tokat yiyen gazinolar, bedovistleri yine tokat yiyecek. Tamam. Kamu çalışanı yazmadı ama dün Cumhurbaşbakan Türkiye'ye gitti, protokol imzalattı. 3 milyar kusur yardımdan basit. Gelir gelmez ilk icraatlardan biri kamu çalışanlarının hayat bağlarını durdurmak. 1,5 senedir kamu çalışanları da fakirleşmekte. Şimdi onun yani o kadar bir acizi onları da durduracağız. Böyle bir şey. Yani bir kamu çalışanları, bir de bet ve gazinocular. Özel sektörde çalışan kesim hocam, onlarla ilgili de bir şey yoktur şu anda farkındaysanız. Ne yok. 400 ne? Tane reel sektör diyor ama yani biraz önce Göksel Bey'in dediği gibi bunlar orada İngiltere'de de kriz başlar başlamaz. Öyle bitsin şimdiki gibi bir ay geçti de başvurun bakanlığa da değerlendirecek değil mi? Şu anda evet. Başlar başlamaz hesaplarına 15 bin 25 bin hibe yardım yatırdı. Küçük işletmelere ve 3 ay sonra devam etti. 2020'nin Mart'ında 3 ay sonra da dedi devam ederse bunu devam ettirin. Siz başvurun edin yapın. Ya da bir çıngıcık şeyde KKTC'de. Muhtara ve kaymakama sorsan kim ihtiyaçlı diye bilinmiş gibi ihtiyaçlar da koştursun, başvursun ki İHŞ ister, paket ister. Böyle insanları küçümseyen, onurlarını rencide eden bir yapı. Ama biz dijital ortamda aşı yaparım. İşte sevgili hocam, şimdi tabii ki ben bakıyorum şu anda bu ekonomik kriz, herkes elini taşın altına koysun diye, herkes bağırır bu. Artık bu kelime de nefretlik uyandırdı insanlarda. Ve ben bakıyorum bankalarımız elini taşın. Şey diyorlar size, bir anlık unuttuk diyorlar. Siz iktidar partisinin şeyisiniz, mensubusunuz bir nevi. Bu soruyu bana sürekli olarak sorarlar sevgili yoksa hocam. Yoksa benden etkilendiniz de siz de muhalefet oldunuz. Hocam bilin ben buraya çıktığım zaman asla ve asla siyaset yapmam. Evet. Ama siyasi konuşurum. Burada ben toplumu düşünen biriyim. Evet. Toplum için ben konuşurum sevgili hocam. Şey de diyor, bakanlığınız da turizmi açacak, Nisan'ı da açacak, şunu açacak. Bir adli halk ifadesine adımlar içinde özür dilerim. Ahkam kesme var Kıbrıs Türk'ünün bir ifadesi, ahkam kesme. Şimdi aşı getirdiniz, 5000 tane onu da torpilden kime sağlayacaksınız? Dijital ortamda belli değil. Yüksek öğretimi açamadınız, turizmi nasıl açacaksınız? Şimdi sevgili hocam orada ben fikri başlıyorum. Bir de turizm dedik, evet. Özür dilerim. Turizmin 20 sene önceki protokollarda yazan hadise turizm örgütünün kurulmasıydı. Siz turizmi halen daha her gelen bakan müsteşar keyfi olarak politika güder. Halen daha ciddi bir kurumsal pazarlama yok. Ciddi bir markalaşma yok. Ama onunla da ilgili doğru bir şey yok. Ana dediğiniz gibi 1 ayla 17 tane eylem planı var. Evet. Bankalar elini taşın altına koydu mu sevgili hocam? Koymadı. Hep borçları öteleme, 6 ay öteleme, 3 ay öteleme ama belli özel bankaların bazıları da sevgili hocam farkındaysanız bu alınan karara uymadı. Bu öteleme konusunda. İşte resmi harç parası alınmayacak, ötelenirse ama yüklü miktarda borcu olan insanlar bu defa çek yasağına gireceğinin kimse farkında değildir. 3 günlük çeklerin ertelendiği, ötelendiği bir ortamın içerisinde bu insanlar ne zaman başlayacak üretim yapsın, ne zaman başlayacak para toplasın ve kimden toplayacak? İşte şimdi özel bankalarda dahil olmak üzere burada belki bu geçen süreç içerisinde faiz almasın bu insanlardan. 3 ay faiz almazsa batar mı bu bankalar? Batmaz. Benim düşüncem batmaz. Veyahut da belli bir rakam ortaya koysun. Kendi gücüne şimdi göre. Şimdi bankalar ondan feragat edecek. Tabii mevduatlardan da feragat edecek. Onu geçeceğiz. Zaten Merkez Bankası'ndan siz 200 milyonluk avans aldınız. Merkez Bankası'nın size vereceği miktarı aldınız. Yani Merkez Bankası'nın da fazla gücü yok. Da şey yapacak gücü kalmadı. Mali gücü yok burada. Yani fazla şapası olarak. Şimdi Göksel Bey'in attığı başta aydınlatmak için derim. Yani şimdi burada halkın bilmesi lazım. Bu eylem planlarının ne kadar bir acamıca ve rasyonel olmadı.
vergilendirmeyen veya eksik vergilenen BED ofisi ve gazinolar ilişkin vergilerin artırılması yönelik yasa değişikliği. Şimdi bakınız, vergilendirmeyen ve eksik vergilendiren vergilerin artırılması için yaz. Şimdi vergileri artırmak başka bir şeydir. Den ki gazinolar ve BED ofisleri ben muadil ülkelere göre vergisel oran az öder. Bir de diyorsun ki vergilendirilmez vesaire eksik. Bunun vergilendirilmiyorsa eksik belirliyorsa bunun sorumlusu olarak sensin. İkinci, biraz önce dediğimi Göksel Bey Yıllar'ın vergi duayeni yarım milyarı aşkın kesinleşmiş devlet borcu ve vergileri tahsil edilmezken ne diyor vergi duayeni? Devletin her türlü kamu alacakları sadece vergiler değil. Batık banka kredileri 150 milyondan bahsederiz. Bugün kamudan hayat balığı doldurmanın şeyi 30 milyondur aylık. 3 ayda 100 milyon, 150 milyon ne de 1 milyar TL'lik bir batık banka, siz onu devamlı söylersiniz. Evet. Batık banka kredi alacak var, onları da bahsetmez. Ve sadece vergiler değil, kamu alacakları tahsili usulü yasasında çok geniş yetkiler vardır. Her türlü haciz ve kamu borçlarının alacaklarına el koyma vergi dairesinin yetkisinde olup tahakkuk etmiş kamu alacaklarının tahsiline ilişkin itiraz hakkı da bulunmamaktadır. Evet. Çok etkin bir yasadır ancak siyasi uğruna uygulattırılmıyor. Yani sen niyet korsan mahkemeye bile gidemez, hakkı yoktur. Ama sen siyasi iradeyi kullanmak yerine sadece gazinoları ve bedovistleri dövmeyi marifet sayan ama devletten mahkemeden kesinlenmiş borcunu almak istemem çünkü seçimde besimde seni finanse eder. Başka nedir açıklaması? Ve bir taraftan devlete vereceğini vermeyen, affedersiniz bu devlet vatandaşlık görevini yapmayan devlete ihanet demektir. Onlar dururken sen bu bir yanda vatandaş şeyin kamu çalışanlığı fakirleştirerek onun hayatına yapın. Ama en büyük vatanperver de bunlar. Evet, en büyük vatanperver de bunlar. Hep buyurun. Yani sevgili hocam bu tahsil edilmemiş paraların toplanması halinde batık bankalarla ilgili 20 senedir 15 senedir çözüme kavuşturulmaması bizim sadece vergi hususunda aldığımız paralar değildir. Ve artı 1 TL dönümü arazi kiralayabiliyorsan sen, 1 sterlin dönümü ve 15 senedir ödemiyorsan sen vakıflara ve 2,5 milyon sterlinle borcun varsa sana sormaları lazımdır sevgili hocam. Hemen el koyacağım senin dediğin gibi. Satış. Bankalarda milyonlarca sterlin mevduatı olup devlete olan borcunu ödemeyen. Nerede buldun hocam? Ama ayrıca garantina oteli yapanlar var. Ama böyle bir irade yokken vurun kamu çalışanına, vurun BED ofisine. Ve özel sektörde çalışan işçi, emekçi de ezilecek, elenecek. Yok böyle bir düşünce. Ama ben gene de umudumu yitirmem sevgili hocam. Bir de şey var. Tözüm Bey. Şimdi bir pandemi yangını var. Bunun için de işsiz kalanlardır yangından en erken kurtarılacak. Bir de esnaftır. Şu anda esnafa ferahlatmak lazım. Bir arz yönünden, bir de umutlandıydık belki Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatabilirdik. Onlar da bize yapıp da Olgun amca Sayın Bakan'ın dediği gibi 25 bin bir aşı ekstradan yüksek öğretim ve eğitim sektörünü aşılardık ve buradaki yüksek öğretim sektörünün canlanması suretiyle ki bazıları itiraf edemiyor. Yüksek öğretim sektörünün ekonominin %40'ına yakın karşılığı var ki bunu herkes anladı ve 800 milyon aşkın bir cari hesaba katkısı var. Şimdi bunu da yapamadık ama sanki de pandeminin ekonominin sorumlusu gibi sendikalarla ilgili Allah aşkına bugün yaşadığımız sorunların müsebbibi tabii ki siz zamanında seçim kazanasınız da 13. 14. Mayıs şu hak bu hak rüşvet verirken veya devlette kamu reformu yapıp da kamu reformu yaptınız da kamu çalışan engelledi sizi. Siz seçim zamanı vasıfsız, nerede işleyeceği belli olmayan 300-400 tane delege almanın sorumlusu sendikalarmış gibi 4 tane sendikayla ilgili husus var. Şimdi sendikalar zaten bu maddeyi gördün de ayağa kalkacak. Ya Allah aşkına hocam, ne alakası sormak isterim. Nedir şimdi, değişiklik? İçerik var mı? Şimdi bir de kim hazırlayan bürokratları var şeyin hükümetin. Onları da geçen gün yazdım. Bu son dönemlerde hükümetler değişse bile Hint kumaşı gibi değişmeyen bürokratlar var.
Başbakanlıkta, Maliye'de. Evet. Hep bunlar az. Ya bunu sorma isterim. Ne alakası var bunun ya? Sen şimdi pandemiden yangın senin var. İç sorun ekonomi zaten var, talep problemin var, şeyin yani var. Sendikaları törpülediğinde veya dövdüğünde sendikaları ne kazanacaksın? Nedir bugünün neyine fayda var? Şimdi hocam sendikaların törpülme nedeni benim anladığım kadarıyla susturulma mı acaba? Tabii sustursan ne olacak ya? Bugünün ekonomik tahribatının neyine ne? Hocam bu ortamın içinde zaten şimdi sendika ayağa kalkacak. Greve gittiği anda zaten ekonomi bir o kadar daha çökecek değil mi? Var olan şu anda, var olandan bahsederim. Çok büyük oranda değil ama var olan bile bu ekonomik yapı çökecek demektir. Grevlerle çökecek demektir. Ama ne niyetin o mudur? Ve 8 şimdi pragmatik olmak yerine bu bürokratlar ayda mı kalır? Sen şu anda yani Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri de nasıl oyuna gelir? Sen bunları gördüğün takdirde bu 17 planı, eylem planı hiçbir olmayacak demektir. Sen de para mı vermek istemen? Anlamadım. Sen 8 ay sonra seçime giderken bu sendikaların ortalığı karıştıracağını, azınlık normal hükümet değil, HP, ÇTP, UBP, güçlü bir 30 milletvekili yok, kana bile yapmadıklarını azınlık milletvekillerinden yapacaklar. Yani sen şimdi sendikalarla dövüşerek neyi yapacaksın? Mümkün değildir sevgili hocam. Ve yani başka bir şey, yani ben bugün arıyorum. Yani şimdi bu ülkenin en önemli sorunu ve bugünkü azınlık hükümetinin de sorunu bu yönetimde istikrarsızlıktır. Evet. Şu anda başkanlık seçimi yapamayacağımıza göre seçim yasasını değiştirip istikrarlı hükümet diye bir eylem yok. Yani senin öncelikle onu yapsan bu saçma sapan azınlık veya bıçak sırt hükümetleri engellenme öyle kirli pazarlıklar da yapmam. Atamazsan benim bacanağımı, kaymakam, çekerim desteğimi, benim adamımı müsteşar atamazsan bunlar da yani sorunun özündekilerle ilgili bir şey yok. Vakıflar İdaresi'nin mülkiyetinde ve denetiminde bulunan KKDC ve Güney Kıbrıs'ta bulunan tüm taşınmazların envanterinin çıkarılması ve güzel ortamına ya bunlar bilmez yani da neyini çıkaracak anlamadım. Sen her gün diyorsun ki vakıf malı şu malı. Sen hocam kendi envanterini bilmezsen neyini çıkaracaksın? Bunun bugününle ne alakası var Tüzün Bey ya? Lütfen zaten geçmiş ya dönemde hocam HP başkanı o zaman sorumluydu ya bu vakıflardan. Bir envanterin hazırlandığının açıklamasını zaten evet, yaptıydı. Evet. Sayın Özersay zamanında. Aynen öyle. Yani şimdi İtmedi, protokolunan bu iş. Protokolunan ben ilişkilendirmeye çalışırım. Şimdi ya bunu o zaten bugünün ne alakası var? Zaten yapılmış bir şey. Bizim acil 6 aylık bir programa ihtiyacımız yani var. Bize dün mü yalan söylediler bugün mü? Sayın Özersay envanteri çalışması başlattık. Şey dediğinde ya da bakın Bar İdaresi Maraş bizim malımızdır, bizim mülkümüzdür dediğinde bu ne çıkaracak? Şimdi çıkaracak envanterin anlamadım yani. Nedir şimdi, bu? Bunun iki ülke ilişkilerinde ekonomisinin tamam kurtarılmasına hocam, ne alakası var bunun? Bu taslak görüşülürken vakıflar idaresiyle acaba istişare edildi mi? Belki de edilmedi. Çünkü anladığım kadarıyla çok acele yapıldı bu. Çünkü ortam her geçen gün daha kötüye gidildi ve aşı için gidildiğini biliyordum ben. Ama şimdi bu protokol da tek taraflı mı hazırlandı? Veyahut da belli 3-5 kişinin hazırladığı mı? Çünkü Ekonomi Bakanı ben yeni protokolü bilmem diye mecliste konuşmadım. 3-5 kişi, 3-4 tane bürokrat var. Merkez Bankası ve TC'deki bazı bürokratlar bir oluyorlar. Bugün KKDC'nin ekonomisinin sürdürülebilir bir yapı kazanması için bu maddenin ne alakası var? Ya ve ABB öğretmenlik uygulaması yükten kaldı. Nedir bu ABB? Nedir ben, ya bu ABB? Ben okudum da. Ya vatandaş okudum da bunu. ABB hayır biz anlamadık ya zaten. ABB kalkınca öğretmenlik uygulaması ülke kurtulacak. Bakanlık kurtulacak. Nedir bunlar yani ya? Yani Ekonomi Bakanı anlamadıktan sonra hocam biz nasıl anlayalım bunu? Bir de burada sevgili hocam, üniversitelerin akademik, idari ve mali yönden etkin denetimini teminen bir denetim programı hazırlanması yok muzda acaba? Bunu ha? Bana sorman iyi oldu. Ben bir YÖDA üyesi olarak bugün Yüksek Öğrenim İlişkiler Müdürlüğü ile aradım. Ne onlara temas ettiler ne bizimle temas ettiler. Böyle bir madde ne murad ederler bilmem. Ve bugün akademik denetim yapılırken mali denetim yapacak mevzuat öyle bir mevzuat çıkarttılar ki Tözün Bey bu mevzuatta Eğitim Bakanlığı'nın yetkisi var, YÖDAK'ın yetkisi var, mali açıdan
Maliye Bakanı. Kadrolarımız Cumhurbaşkanlığında ama bugün buradaki maddeden ne murat ediliyor? Neyin denetiminden bahsediyorsunuz? Yasadaki boşluklara rağmen neyin programından bahsediyorlar ama böyle bir madde yazıyorlar. Herhalde bunlara ilah geliyor ki herkesin sorununu biliyorlar kendileri oturdukları yerden. YÖDAK'la temasa geçmiyor. Yükseköğretimle temasa geçmiyor. Müdürlükle temasa geçmiyor. Madde yazıyor. Ve yükseköğretimi o kadar bir önem sayıyor ki Sayın Hocam, 8 bin tane öğrenci geliyor, hiç aşılama hiçbir sektörde yok. Nasıl başlayacak? 8 bin tane öğrenci getirdin, aşılamayı yapmadın, torpilasyondan dijital ortamda yapacaklar herhalde, yapmadın. Ve şu anda en önemli sektörün Aralık'tan beri başkanı Sayın Akıncı'nın atadığı başkanı da şu anda Türkiye'de şu anda vekille yönetiliyor. YÖDAK başkan adamı işte Sayın Cumhurbaşkanı. Denetimsizlik mi vardı acaba? Efendim? Tamam. Sayın Başbakan açıklama yapıyormuş. Dönelim o şeye, açıklamaya ve geri döneceğiz. Başlamak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanmayacaktır. Ancak pazartesi cuma günleri arasında gece saat 21'den sabah saat 5'e kadar sokağa çıkma yasağımız pazartesi, cuma günleri arasında devam edecektir. Hafta sonu ise 13 Mart 2021 cumartesi saat 5'ten 15 Mart 2021 pazartesi saat 5'e kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam edilecektir. 13 Mart cumartesi günü zorunlu ihtiyaçlar için, bunlar hepimizin de çok iyi bildiği gibi market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, tarım ve hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında kalan tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır. Pazar gününün ise sadece eczane, fırıncılık, hayvan ve tarım haricinde kalan tüm işletmeler kapalı olacaktır. Kapalı olan yerler diye bulaşıcı hastalıklar üst kurumumuzun tanımlamış olduğu kasinolar, bar, meyhane, taverna, kahvehane, kafeterya, kafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları gibi işletmeler dışındaki iş yerlerimiz hizmet vermeye devam edeceklerdir. Lefke, Güzelyurt, Gazi Mausa ve İskele ilçelerimizde enfeksiyon oranının Lefkoşa ve Girne'ye göre çok daha düşük seviyelerde seyretmesinden ve bu ilçelerimize enfeksiyonun bulaşmaması adına Lefkoşa ve Girne ilçelerinden diğer ilçelere geçişler ilçe emniyet kurullarının denetiminde yapılabilecektir. Restoranlara geçtiğimiz hafta yaratılan imkandan sonra ek olarak restoranlarda dış mekanlarda oturma alanlarının açılabilmesi amacıyla görev yapan kişilerin 10 Mart 2021 çarşamba tarihine kadar taranarak PCR testlerini yaptırmaları uygun görülmüş olup aksi yönde bir karar üretilmemesi halinde 10 Mart 2021 tarihinde restoranların dış mekan oturma alanlarının açılmasına da karar verilmiştir. Özel eğitim merkezlerinin 8 Mart 2021 tarihinden itibaren açılmalarına karar verilmiş. Eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini tazelemek zorundadırlar. Temassız sporların bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin başlamasına karar verilmiştir. Bunların yanında ülkemizde ikamet eden ve Güney Kıbrıs üzerinden yurt dışına gitmek isteyen kişilerin transferlerini sağlamak amacıyla taksicilerimiz
son 72 saat içerisinde yapılan PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile saatlik olarak Güney Kıbrıs'a ve Güney Kıbrıs'ta sadece Larnaka Havalimanı'na transfer yapabilmeleri için imkan yaratılmıştır. Tüm bunların yanında hükümetimizin almış olduğu kararlar çerçevesinde Bakanlar Kurulumuz mevcut kanun hükmünde kararnamelerde de bir takım değişiklikler yaparak burada ihtiyaç sandığında birikimi olan vatandaşlarımıza süreli ve kısmi ödeme yapılması hakkında yasa gücünde kararname Bakanlar Kurulu'nda onaylanmıştır. İhtiyat sandığı dairesi nezdinde birikimi bulunan iştirakçilerimiz ilk taksit Mart 2021 ayında olmak üzere iki eşit taksitler halinde maksimum 4000 Türk lirasına kadar ve her halükarda hesabına işlenen prim, depozit ve faiz oranlarının toplamının 4/3'ünü açmayacak şekilde az önce ifade ettiğim koşullarda ihtiyat sandığındaki birikimlerinden süreli ve kısmi ödeme alabileceklerdir. Bu kararname kapsamında Mart 2021, Nisan 2021 aylarına ait iki dönem olarak yapılması öngörülen süreli ve kısmi ödeme başvuruları ödeme alınacak ilgili ayın en son iş gününe kadar yapılabilecektir. Yine motorlu araçlar ve yol trafik tüzüğünde yaptığımız değişiklikle 1 Kasım 2020 ile 22 Aralık 2020 tarihleri arasında sürüş ehliyetini işleme koyamayan tüm vatandaşlarımız sürüş ehliyeti geçerlilik süresini 31 Mart 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak uzatmış bulunmaktayız. Bugün Bakanlar Kurulumuzun gerek kısmi sokağa çıkma yasağı gerekse de vatandaşlarımızın lehine geliştirdiği kanun hükmündeki kararnamelerde yapmış oldukları değişikliklerle üretmiş olduğumuz tüm açılımları sizlerle paylaşmış bulunmaktayım. Eğer bu konuda herhangi bir sorunuz veya sorularınız varsa alabilirim. Buyurunuz. Evet, barlardan bahsetmedik dikkat ederseniz. Paket servisi yapan restoranlardan bahsettik. Bunlar açık alanda Sağlık Bakanlığımızın da belirleyici kriterler çerçevesinde ki kendilerine bütün işletmecilere bu konuda bir taahhütname imzalatılacaktır. Bu taahhütname çerçevesinde dış alanda olmak kaydıyla kesinlikle ifade ediyorum kapalı alanda değil dış mekanda olmak üzere bu servislerinin verilmesine ama çalışacak olan orada çalışan kardeşlerimizin yani garsonlarımızın da PCR testlerini çarşamba gününe kadar da tamamlamaları koşuluyla bu imkan yaratılacaktır. Yani paket servisi yapan yok yapmayanlar da açık olabilir sorun değil ama dışarıdaki mekanlarını kullanabilecek dış mekan olmayan işletmeler bu hakka sahip olmayacaktır doğal olarak. Tabii ki ben dün adaya vasıl oldum. Dün eylemci arkadaşlarımızı önce Maliye Bakanımızla bir araya getirdim. Bugün sabahleyin de tekrardan hem ben hem Maliye Bakanı kendileriyle görüşmüş bulunmaktayız. Bu çerçevede bizler kendilerine bu konuda açılımlarımızın ne noktada olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyduk. Bugün de almış olduğumuz kararlardan bir tanesi zaten güneye taksicilerimizin gidip hizmet verebilmesi için Kuzey Kıbrıs'tan
Larnaka üzerinden gidecek yolcular adına. Bu onların da taleplerinden bir tanesiydi. Bugün Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun bu konuda olumlu görüş belirtmesinden sonra Bakanlar Kurulumuz da tereddütsüz olarak bu kararı almış ve bunu da bu vesileyle onlara duyurmuş bulunmaktayız. Bir sorun daha var. Tabii ki. Üniversite öğrencilerinin Maliye Bakanlığı'nın gösterdiği karantina merkezlerinde kalacağı ve devlet tarafından öğrencilerin karşılayacağı söylenmişti. Ancak bazı üniversitelerin ait otellerde ve yurtlarda öğrencilerin kaldığı ve devletin öğrenciyle o üniversiteye öğrenci başına £400 vereceği ifadeleri var. Bununla ilgili söylemek istersiniz. Bizim Bakanlar Kurulu kararımız nettir. Gelen öğrencilerimizin tümü bizim kendi belirlediğimiz otellerde konaklamaktadırlar. Zaten buna paralel olarak da bugün Bakanlar Kurulu'nda bu konuyu da tartıştık. Gelen uçak sayısı 2'den 3'e çıkarılıyor. Daha fazla uçak sayısı vermememizin nedeni yurt dışından gelecek olan öğrencilerin kapasitesinin konaklayacağı yerlerdeki kapasiteyi aşmaması için alınmış bir karardır. Dolayısıyla bizim yurtlara bu konuda bir ödeme yapmamız gibi bir şey söz konusu değildir. Ama biliyorsunuz bir de özel bir yurt vardır. Bizim kiramızda olan, o da karışmasın bunuyla. Yani yanlış da anlaşılmasın ifadem. Bir soruda Türkiye ziyaretinde ilişkin olacak. Şimdi Türkiye ziyaretinizle hem bir önceki ziyaretinizle hem de bu ziyaretinizle ilişkin bazı iddialar var ki Türkiye'de bir madem ocağı gelişimi olduğuna yönelik. Bu konuda Türkiye'de belli başlı talepler oldu. Ve Lefke'deki CMC'den kalan madem ocağı alanının yeniden faaliyete geçirilebileceğine yönelik iddialar var. Bazı Lefke'deki sivil toplum örgütleri ve dernekler bu konuyu gündeme taşıdılar. Bu iddialar gerçek bir pay var mı? Bakanlar Kurulu'nda bunlar konuşuluyor. Lefke ile ilgili bugün Bakanlar Kurulu'nda bu herhangi bir şekilde bu konu konuşulmadı. Bunu çok siyah beyaz açıklamış olayım. Ancak Lefke konusu sizlerin de çok iyi bildiği gibi CMC dediğimiz bölgede böyle bir madenin olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ve bu CMC atıklarının da temizlenmesi konusunda da çok önemli bir takım girişimler yapılmış. Hatta ben siyasete girdim gireli 2009 yılında çevre bakanıydım. İlk ziyaret ettiğim yerlerden de bir tanesiydi. O günden bugüne de bütün bu tartışmalar duyuyoruz. Ancak orada da atık bir takım materyallerin olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yalnız bu materyaller eğer gün yüzüne çıkarılacaksa bunun da çevreci bir yaklaşımla olması gerektiği konusunda benim kişisel düşüncelerim mevcuttur. Bunun dışında bir şeyin yapılması asla söz konusu olamaz. Çünkü tabii ki her şey çok önemli. Devletin gelir alabilmesi için de bu tip alt madenlerimizin önemi büyük. Hemen keza yanı başımızda Güney Kıbrıs bu konuda çok ciddi gelir kaynağı elde edebiliyor ama burada altını önemli çiziyorum. Böyle bir şey şu anda gündemimizde yok. Ancak bu yapılacaksa bile çevreci bir yaklaşımdan uzak olmasının mümkün olmadığını söyleyebilirim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, tekrar merhabalar. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Tüzün Tünalı olan süreçimiz devam ediyor. Eylem planından kaldığımız yere devam edelim. Şimdi Tüzün Bey şey diyor, yani burada bir dayanmacıdan bahsediyor vergi duyanımız. Bu protokolü kaleme alanların ya Türkçe'de bilgileri ya da vergi hukukuna ilişkin bilgileri çok sahiptir. Mesela, kamu alacaklarının tahsil usulü yasal meclise sevk edilerek düzenlenmesi madde 8. Zaten diyor ki şu andaki yasa her türlü şeyi yapmaya, el koymaya çok büyük yetki var. Hiçbir eksikliği yok. Şimdi bizim işgüzarlar, büyük bürokratlarımız var ya teknokratlarımız, siyasilerimiz. Biz tahsil edemek ki o yasa değişikliği lazım. Yazalım. Yani işgüzarlık da yani yapamayacaklarına da yasal değişiklik ister. Hiçbir değişiklik gerekmez diyor. Gerekmez. Ve bir o bir de Türkçe neden yazık? Bakın bakınız. Birinci, ikinci ve 19. Ya Allah aşkına iki devlet yapıyor. Bir devleti bu kadar aciz gösterme hakkınız var mı ya? Bir, ikinci ve 19. aynı şey ya. Bakınız Allah aşkına.
bir iki devlet anlaşma yapıyor. O iki devlet onuru söz konusu. Birinci, kamuda insan kaynaklarının etkinliği ve verimli kullanılması için çalışmalar yapılması. İki, kamu görevlileri yasasına gerekli değişikliklerin yapılması. 19, 1979 sayılı kamu görevi yasasında gerekli değişiklik yapılmaz. Bunların birbirinden farkı nedir Allah aşkına? Yani on yazdıkları maddeleri onu arka arka yazıyorlar. Bakkal hesabı yazarken şekeri iki defa yazan Hatice abla gibi. Duzu üç defa yazan Fatma abla gibi. Kiş katma başlamadan ucuna gitmesin. Üçüncü ve dördüncü madde. Evet. Üç, üst kademe yönetici yasasında yapılması. Dört, üst kademe yöneticilerin kriterleri yükseltilerek günümüz ihtiyaç doğrultusundan güncelleme yapılmaz. Bu ikisinin farkı nedir Allah aşkına? Bu kadar mahcup etmeyin bizi. Bu kadar da kendimizi aciz göstermeyin. Kamulaştırma işlemlerinin kolaylaştırmasına yönelik gerekli yasal düzenleme yapılması ve idare ne demek istiyorlar? Zaten açık ve nettir kamulaştırma. Ne demek? Yıllardır. Neyi kamulaştıracak? Nedir burada özel, yani? Özel kişilerin malını mı kamulaştıracak? Nedir devletleştirme mi yapıyorsun? Olur mu? Nedir yani buradaki madde dediğini anladınız siz? Buradaki maddeye bakacak olursak sevgili hocam, senin dediğin doğrultuda kamulaştırma zaten yapılıyordu. Yol yapımı. Veyahut da devlete ait belli bir arazi alınacak sayılır. Çok özür dilerim. Bunun gibi maddeler olmaması lazım. Yani su için. Ha şimdi yani, burada genel ekonomiyi kurtarırken spesifik şeyler var. Yani bunları anlaşılan Türkiye de yaptı. Biz şu anda bir yol yaparız. Efendim kişinin iki tane portakalının yanında geçtik diye Lefke örneği Tözün Bey yol Doğancı Lefke yolu halinde yapılamadı durdu. Ve kişiler ara emriyle başvurup ara emir alabiliyor. Gönyeli'de 9 ay durdu. Bunlar önleyici ve tazminatı alacak ama mahkeme giderken bu kamulaştırmayı engellemeyen bir yasa düzenleme öngörüyorlar. Var zaten. Tamam bunu yap, bunu yapmak için Allah aşkına protokola mı girmesi lazım? Buraya girmemesi lazım. Zaten vardır hocam yetkili. Yetkilidir burada. Siz çünkü kişinin malının değerini biçip parasını yatırmazsanız. Benim malımı alırsan sen tabii ben parayı isterim. Yani, ata toprağım. Ve siz halen daha değerlendirme yapmadan yol yaparsınız ve kişiye tazminat yatırmazsanız. Şimdi anladığım kadarıyla hocam sayfaları çevirdiğimizde genelde bu protokolün içerisinde yatırımlara yöneliktir. Belki de bu maddenin içerisinde gizli kalmış noktalar da vardır. İçeriğini bilmeyik çünkü. Detayını verdiler mi detayını bunu? Eylemler, evet eylemlerin şeyi. Vermedi. Neyin için yaptığı belli değil. Şimdi geçmişteki planlarda bir amaç, hedef ve eylem bütünlüğü vardı. Evet. Hangi eylemi ne için yaptığınız bellidir. Evet. Şimdi devlet altyapı yatırımlarını yol açıp yaparken kamulaştırma problemleri yolların akamete uğramasına neden olur. Bunu önlemek için de otomatik kamulaştırma yapılıp ondan sonra da tazminat konusunda mahkeme süreci işleyebilir ama yolların yapımı engellemez de bir amaç mı istenir? Ha şimdi dediğim gibi bir YÖDAG üyesi olarak burada idari mali akademik nereden çıktı? Kim söyledi bu sorunu? Yani onun gibi burada yani belli. Yani sizin dışınızda olan bir olaydır bu. Ama icranın başında sizsiniz. Siz acaba denetimsizlik mi yaptınız bugüne kadar ki şimdi denetim de getirdiniz? Veya siyasilerin rahatsız olduğu bir denetimdi. Yoksa siyasiler denetlemeden mi rahatsız olur? Hangisi? Veya üniversiteler mi rahatsız oldu? Evet. Şimdi bir tane var. Bu da sizin bakanlığınız. Biraz da siz Demokrat Parti'yi temsil eden. Evet. 17. maddenin burada olması bir protokolda utanç kaynağı değil mi ya? Sen bir yazılım sistemi alacaksın. Sanki çok istatistik varmış gibi. Bir yazılım sistemi alacaksın. Onu protokola kumanın. Al ya uygula. Ya, tabii ki. Yani nedir buradaki? Sizin bakanlığınızda bu. Şimdi hocam tabii ki ben burada ne murat edildiğini tahminim benim. Çünkü partide bunu Sayın Başkan'la görüşme şansımız olmadı bunu. Çünkü dün geldiği için. Evet. Ama benim murat ettiğim turizmde entegre mi oluyoruz Turizm Bakanlığı'na Türkiye'nin? Nasıl entegre olabilirdik? İşleyiş bakımından, iş takip etme babında mı?
Öyle bir düşünce var. Turizm istatistikleri yazılım sistemi diyor. Yani ya, istatistikler yazmak için bir yazılım sistemi aldınız. Ona göre istatistiklere gireceksiniz. Bunu yazılım sistemini bu Türk satın almak, alıp da uygulamak için bir protokola madde mi gerekir? Hayır, burada bir şey daha var. Türk satın talimatlandırılarak projelendirme çalışmasının yapılması. Bu turizm istatistik yıllığında. Aha, öyle yazıyor. Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanmış bu. E bu Dijital Dönüşüm Ofisi bizde var mı? Olacak herhalde. Yoktur, olacak. İşte benim dediğim nokta, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yazılımının kodlarının alınması ve sistem konfigürasyonunun adapte edilmesi. Ne olacak yani, siz çok istatistik açıkladınız, yani 3 geldi 5 gitti. Yani nedir bu istatistikten neyi murad edersiniz? Şimdi Turizm Bakanlığı'na verilen yolcu başına verilen bir ücret vardı. Herhalde tamam. Onların onları zaten çok kötü bildiğiniz halde açıklamıyorsunuz. Onları zaten gelen bakanlık ifşa etmekten çekince duyduğu için gizli tutuyor. Bildik şimdi, olduğu halde biz alamıyoruz. Akademik denetim belki yani evet ona. Yani onları ifşa mı edeceksin? Yok. Burada turizm istatistiği yani yazılım, bir yazılım programı aldın diye İki devletin protokolü yazmanın ne anlamı var gözüm bir onu sor. Yoktur şimdi hocam. Turizmin tek derdi bu mudur? Hayır. Turizmin tek derdi bu mudur? Turizmin tek derdi kapıların açılması. Yani düne kadar İçişleri açılanması. Bakanlığı'ndan giden bir dek çok değerli bir müsteşar oldu turizm müsteşarı. Turizm background torladığını bilirim ama değerli bir bürokrat. Evet. Şimdi o şimdi gitti başbakanın müsteşarı. Senin teknik katkıların, kurumsal hafızan, yönetim şeyin tamam mı? Pazarlaman, kurumsallığa mı pazarlama için gerekli teknik donanım var mı? Turizm örgütü, turizmin yönetiminde teşvikleri, sabitlik, bu tamam mı bunlar? Yılların sorunları. Yani bunlar çözüldü de kaldı bir turizm istatistikliğinde yazılım sistemimiz. İşte şimdi bu saydıkların noktaları var ya hocam, yakının geçen gün gittim de ben Sayın Bakan, geçmiş dönemde de yaptığı için Turizm Bakanlığı, bu senin söylediğin sorunlar, şimdi bu atamalar bitsin artık. Sayın Müsteşar da kim olacaksa olduktan sonra rayına oturacak diye düşünüyorum ben. Yani bizim bakanlığımız olarak söylerim. Yani savunma ihtiyacı hissederim çünkü. Yani inşallah neden... siz, şimdi bu tarihte Turizm Bakanlığı'nda İngilizce bilmeyen müsteşarlar atandı. İngilizce bilmeyen müsteşarlar atandı. Ve biz şu anda üst kademe yöneticilerin kriterleri yükseltecek. Kriterleri yükseltecek. Biraz önce dediğim devlet planı var. Günde bir gün çalışmamış depönün ne olduğunu haber olmayan sırf hamsi milletleri adamı müsteşar olmak ister Erkan. Şu anda bakanlığı en büyük havuzası müsteşar tamamen kabiliyetli turizm konusunda ehli bir müsteşar atacak. Ya, Türk İngilizce bilmeyen müsteşar atıyoruz biz. Ve şu anda bunlar hepsi tamam. Yazılım sistemimiz eksik. Hepsi tamam odur yani, eksik yani. Yani onlar olması gerekmez mi burada? Kesinlikle turizmin olacak. Önünün açılması için profesyonel pazarlaması, markalaşması, 12 ay turizm çeşitlenmesi, turizm elçilerinin evet, olması, alternatif turizm alanları, golf turizminin kurumsallaşması gibi mesela spor turizmi. Bunlardan hiçbiri yok. Tek derdimiz turizm istatistiklerinin yaz onu da alacak Türkiye'den de tatbik edelim bunu icraat sayarı. İçerikte yani icraatlarında Turizm Bakanlığı'nın bu saydıklarınız olacak hocam. Burada görmek isterim. Burada artistlik var. Geçen sene bugün Sağlık Bakanı olan bakanın nüktesinde bir çalışta yapıldı. O gün akademik arkadaşlar sorduğunda bana raflarda bekleyen o kadar çalıştay var ki öyle şovuca bir yapılan çalıştay itibar etmem dedim. Kaçtı gitti şimdi rafta kaldı. Şimdi Sağlık Bakanı. Şimdi yani bunlar yani artık devletin sürdürebileceği yapılara ihtiyacımız var bizim. Hocam şu anda akıla ihtiyacımız var artık. Tabii şu anda bir stratejik plan var mı tatbik edilen şeyde? Yok. Hiç, hangi plan? Hiçbir şeyde yoktur hocam. Yani günübirlik bizim artık günübirlik planlardan, programlardan. Yani bakıyorum başka siz de bakın ya. Bu bugünün hocam. Pandemi yangınına yani sendikalarla ilgili Allah aşkına 4 tane madde o. İş yasasıymış. Yani tamam yıllarca sendikalakların abartıldığı kazanmış hakların söylüyorsunuz da bugününle bugün bu ekonomiyi kurtarmakla bir alakası mı var bunun? Hayır hocam. Yani dövelim sendikaları perişan edelim düzelecek bu memleketin hali. Eğer oysa düzelecekse hocam doğrudur söylediğin. Düzelecekse doğrudur. Ama... Şey mesela Cumhurbaşkanı seçiminde
pandemiye rağmen çalışan sandık görevlileri halen daha ödenmiş değil Sayın Hocam. Demin bir tanesi, bir arkadaşı geldi. Halen daha bir ay önce program yapmıştım Nalan Hanım'la. Nalan Hanım da demişti, geçen gün ben de maalesef öğrendim. Yani Allah aşkına. Bütçe tam takır guru bakır dedi zaten şey Sayın Maliye Bakanı sevgili hocam. Biz tabii ki bu bütçeyi güçlendirebilmemiz için, yani bu protokolle biz bütçemizi güçlendiremeyiz. Var mı öyle bir şey, güçlendirecek yok. Bir şey? Yoktur. Şimdi, üretimden bir şey var şimdi mı? Nasıl? Üretimden şimdi, bir şey var mı hocam? Şimdi şeyinde de Göksel Bey'in, biz öyle şeyler yazdık ki 8 ayda yapamayacağımızın mazeretini, Türkiye'de herhalde bize bu sebepten para vermeyeceğinin mazeretini buldu burada. Yani bu bahsedilenlerin 8 aylık süreçte seçime giderken, zaten siz sendik seçime giderken hangi iktidar bugün 3 tane milletvekilinin baskısına dayanamayıp ekonomi güçlendirirken bağımsız, alakası birine de müsteşar atama istiyorsan ve arkasından şu müdür, bu kaymakam atacaksan, sen şu anda seçime giderken sendikaları dövmeye cesaret edebilir misin ya? Allah aşkına. Yoktur öyle bir şey. Hangisini yapacaksın burada? Kamu görevli yasasını. Zaten bu yani, protokolün kaçını uygulayabilecek hocam? Şimdi Temmuz ayından bahseder. Bazı maddelerde farkındaysan. Temmuz ayı. Şimdi Eylül'de seçim varsa 60 gün öncesine geldim de Temmuz'un 31'inde zaten bunları biz eyleme koymamız lazımdır diyor. Nasıl koyacaksın eyleme? Evet. Seçim kapıda zaten. Bu organize sanayi bölgelerinin yönetimi paydaş yönetiminden oluşan bir modelden var. Yıllarca sanayi odası biz yönetelim diyor ekonomi bakanı. Peki öyle, şu anda öyle bir yetkisi yok. Peki yani şu anda bu model yapalım diyor ki onlar üstlenir. Türkiye'de dernek kurabilir sevgili hocam. Peki yalnız. Ne olacak yani? Şimdi şeyleri yol yok. İşletmeler batmış, yapıları tamam değil. Söyleyin, siz söyleyin. Yani yönetse ne olacak zaten yani şey? Hocam, yönetse ne olacak yani? Yani sanayi bu mudur? Şimdi sorunumuz. Hayır, bizim sorunumuz tabii ki şimdi sanayi yeni sanayi bölgesi belli noktalara mesela bölgesine bilmem ne bölgesine sanayi bölgesi açarak bunları da mı bir kambur olarak o kadar işçiyi de alalım onun içerisine ve ödeyemeyecek duruma getirilsin, batırılsın bu insanlar. Sonra bu sanayi bölgeleri hocam artık kime verildiyse ne açacaksın arkadaşım sen buraya onu sorgulamak lazımdır. Bunun cevabını da verecek olan ekonomistlerdir, işletmecilerdir. Eğer aynı sektörde faaliyet gösterecekse pastanın dilimleri zaten şimdi gördüğün gibi kağıt oldu. Ben ya, neden vereyim? Bir daha hocam yani program bitmeden merak ettim. Bir eğitim konusunda bir sendikacı bize bir mesaj atsın ya. Bu ABB öğretmen uygulaması ne diyor? Gakınca ne olacak memleket? ABD öğretmen uygulaması gakınca düzelecek mi? Yani bu protokolün içinde şu anda bu uygulamalı öğretmenler midir önümüzü tıkayan? Pandeminin sebebi belki Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü de bunlardı. Yani bu nedir bu ABD öğretmen şeyi? Ben beklerdim hocam. Devletin gelirlerini artırıcı önlemlerin konmasını beklerdim. Bir de ekonominin radikal önlemleri. Radikal bizim işte en önemli nokta. Biz radikal karar almaktan korkuyoruz. Niçin? Oy kaybına uğrayacağız. Ama toplum kurtulacaksa, topluma bunu anlatarak sevgili hocam, komiteler kurarak anlatabiliriz biz bunu. Bir sene biz bunu sıkıntısını çektikten sonra bizim ekonomimiz bu olacak diyebiliriz. Ve farkındaysanız üretimden bahsediyoruz hocam. Neyin üretimi? Evet. Nedir bizim temel ana noktamız? Peki siz üretici olarak güzel şey yaptınız. Aynı zamanda Başbakan açıklamalarında efendim Türkiye'nin bugün ekonomi anı geldi ve Türkiye ile ticarette bürokratik engellerin kalkması. Var mı sizde engel? Yani ne? Sadece neydi? Bürokratik engeldir bizim Türkiye satış yapmamamızın hayır, nedeni. Hayır. Yani bizim maliyet, kalite, standart, sertifikasyon açısından hep tamamık. Yani Türkiye'nin bize tercih edeceği maliyet açısından, fiyat açısından rekabet edecek ürünümüz var. Da sadece bürokratik engellerden budur tespit. E bunca zaman ne yapardık ya biz? 12 bin ton patates yani rekolte var hocam bu sene. Bizim ihtiyacımız neydi zamanında? Tam çalıştığı randımanlı öğrencilerin burada olduğu turizmin yaşandığında 6-7 bin ton patatese ihtiyaç vardı. 6-7 bin tonu da
fazla ekildi bu memlekette. Ne oldu? Tükün ambarlarında. Ne oldu? Özel buzluklarda bu patatesler saklanıyor. Neden saklanıyor? İhraç edemedik. Biz Adana'nın bir mahallesine 13 bin ton badadesi hayda hayda verdik hocam. Bir günde tüketirler bunu. Ama biz sertifikasyon, benim müsteşar olduğum dönemde imzaladığım bir protokol vardır. Tarım Bakanlığı'yla. Açsınlar o dosyaları da baksınlar bunlara. Samimi olarak söylerim sevgili hocam. Bir de tam patatesin toplanacağı dönemde patates güvesi vardır şeyin üzerinde, patatesin görünmeyen. Mersin'e gittiğinde işte tırlar geri geldi derler bize. Evet. Türkiye almadı der. Şimdi sorarım ben de size. Patates güvesini analiz yapacak olan aletimiz yoktu. Bunun değeri de bizim dönemde 1.5 milyon dolardı. Türkiye Cumhuriyeti bunu bize hibe edecekti. Ama tabii ki bu bir girişim meselesidir. Bunu aldığımız anda bunun analizini de yapabileceğiz. Türkiye değil sadece nasıl narenciyeyi başka bir ülkeye götürebiliyoruz ve bir damak tadıdır patates. Evet. Gönderebileceğiz, başka ülkelere de gönderebileceğiz bunu. Biz bunları yapmamız lazımdır. Üreticiyi ben bu şekilde kalkındırabilirim. Bir de bu doğrudan gelir destekleri tam isabet yapmamız lazımdır. Nereye ben doğrudan gelir desteği veririm? Her şeyi destekleyip mesela Ticaret Odası'nın raporu açıklandı bu yıl. Dedi ki biz her şeyi destekledik ama desteklediğimiz şeyde bir fayda maliyet analizi yapmayık. Yani desteklediğimiz şeyleri hedefimizi gerçekleştirdik mi? Ona göre o teşviği geri çekelim, şey ödeyelim ve bu Türkiye'den suyun gelmesiyle turfanda ne üretelim ki satabilelim. Onun analizleri yok. Tek derdimiz bürokrasi. Peki ya bu kadar zaten bu kadar protokola rağmen siz halinde bürokrasi engeli tutuyorsanız yapacak söyleyecek laf yok demektir. Teşvikler hocam. Biz nere teşvik veririk? Kaç kişi bilir bunu? Mesela Hellim'e verdiğimizi bilirim ben. Navlun için daş üreticilerine belli birkaç kesime daş üreticisine navlun teşviği verilmiştik biz. Milyonlarca lira sevgili hocam. Şimdi verelim ama kalkınmış bir ekonomide verelim bunu. Evet. Şimdi çok süremiz kalmadı soruyorlar. Siz Demokrat Parti'nin bir yardımcısı olarak. Evet. Azınlık hükümetine girdiniz. Bu azınlık hükümetinde belli çatlaklar belli. Hem yediğin gücünüz yetmez hem de dışarıya azınlığı aslında üçlü değil dörtlü bir koalisyon. Üç tane de bağımsız milletvekilini taşırsınız şeyinizde. Evet. Şimdi 3-8 aylık bir de süreniz var. Sayın Arıklı bir şey yapmaya çalışır. Şimdi mafya var, şu var der ama yargı yerine geçemez. O yandan da kandı. Elbette. Fiyat denetimi yapacak dedi. Tüzük yok dedi. Çekildi. Peki yani siz turizme de baktığında yaşı getiremediniz. İnsanları şılayasınız. Yani ne yapabilirsiniz? Şimdi samimi konuş. Sırf koltuğa oturmak için ve turizm forumundan yararlanmak için hükümete girdiniz. Yok. Yoksa bir niyet yapacak bir niyetiniz var, bir şey yapabilirsiniz. Samimi konuşalım. Ben samimi söylerim hocam. Doğruya doğru söylerim. Bugüne kadar söyledim. Fikri Başkan'la yaptığım görüşmede ortaya koyduğu görüşler Türkiye Cumhuriyeti ile istişare edildi. Aşıdan bahsetti. Nisan sonuna kadar eğer aşılar alındığı anda ve yabancı ülkelerden de aşılı insanlar bu ülkeye gelecekse turizmin önü açılacak. Ben beklerdim. Turizm Bakanlığı'nın bu açıklamalarına otellerden de destek gelsin sevgili hocam. Onlar oteller niçin gitti? Peki onlar gitti. Niçin gittiler olarak gittiler ve çok verimli çalışma yaptık dediler. Mutlu geldiler. Hocam ne? Başbakan müjde verecek dedi. 20 bin tane. Şimdi 5 bin kişi aşılayacaksın. O 5 bin kişi de turizm belli ki turizm yüksek öğretim olmayacak. Yani şimdi peki nasıl başaracaksın? Yani biz Türkiye'ye milyonlar aşı milyon giderken yani Türkiye 50 bin tane aşı verip de sektörleri bizim kurtaramaz mıydı? Biz izah edemedik. Şimdi bizim izah etmekte şeyimiz var, konuşamıyoruz. Çünkü metiyeler teşekkürler etmekten ben duyuyorum gibi bir şey demiyorum. Başında teşekkür, ortasında teşekkür, sonunda teşekkür. Yani biz anlatabildik mi? Hayır. Sayın Anavatan, eğer bize bu katkı yaparsan daha az katkı vereceksin. Turizm kurtarak. Eğer turizm yüksek öğrenim kurtaramazsak zaten sonuna kadar kambur devam edecek. Edecek. Yani ne yapabilirsiniz siz bakan olarak orada kalmakla ne yapabilirsiniz? Yani? Turizm Bakanlığı olarak hocam. Benim... Daha tamamınızı yapmadınız değil. Kaç ay oldu ve daha müsteşarınız yok.
müsteşar yoktur. Niçin yok? Adam bulamadınız. Hayır, adam vardır. Adam vardır ama belli bir noktaya gelindi, duruldu orada. Şimdi çok, müsteşar yok mu orada? Yok. Müsteşarsız bir bakanlık yürüdürsünüz. Hocam çok kolay değildir. Evet. Ulusal birlik. Ha, üçüncü aydayık, sekizinci hocam, ayda seçim var ama bizde müsteşar yok. Ulusal Birlik Partisi, Ulusal Birlik Partisi'nin egemen olduğu bir hükümette çok kolay değildir bunlar. O zaman girmeyeceksiniz. Bak, onu da söyleyeyim hemen. Niçin girdik biz sevgili hocam? Dörtlü koalisyona HEP'e girmedik. Değil mi? Evet. Ne olacaktı? Erken seçim bizi kurtarır mıydı şimdi sevgili hocam? Erkendir. Erkendir. Erkendir yani şey değil. Hayır. Şimdi şu anda biz erken seçim ile boğuşacaktık. Evet. Halk ne 1500'ünü alacaktı, ne bu birkaç tane adım atılmış olacaktı. Ama Demokrat Parti olarak biz çok mu memnunuk? Hayır. Açık ve net söylüyorum. Memnun değiliz sevgili hocam. Bu ortamların içerisinde de şu anda da halk belki de der ki Tözün hocam işte başkan yardımcısıdır da kendi kendini mi eleştirir? Evet, kendi kendimi de eleştiririm. Tabii ki eleştiririm, doğruyu bulmamız için. Çünkü akıla ihtiyaç vardır hocam artık. Biz şu anda iki bakanlık tutuyoruz. İki tane önemli bakanlık tutuyoruz. Bir Çalışma Bakanlığı. Çalışma Bakanlığı kendinin gücünün yettiği kadar mücadele ediyor. Turizm Bakanlığı deneyimli bir bakanın denetim ve kontrolündadır. Bir 15-20 gün sonra bizi takip edin. Evet, neyse. Biz de ama ekonomi bakanına bir fizikçi atadılardı. Ekonomiye inşallah gelecek, daha buluştuğumuzda bir matematikçi atamazsın turizm müsteşarı ve gene konuşuruz. Yok, atayan ben değilim. Evet, teşekkür ederim Tözün Bey. Çok sağ ol. Gelecek hafta 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat konuğumuz. Ülke gündemini, pandemi, protokolleri her yönüyle tartışacağız Sayın Mehmet Ali Talat'ta. Evet. Bizden ayrılmıyorsunuz. Birazdan Ferda Kinci ile ana haber bülteninde birlikte olacaksın efendim. İyi akşamlar. Ermataş Ekopolitik gündemi sundu. Söylesene, seni en iyi kim tanıyor? Annen? En yakın arkadaşın? Tabii ki ben. Düşünsene, her sabah gözünü açar açmaz ilk beni görüyorsun. Ben de seni. O büyük haberi verdiğinde...